Merhaba arkadaşlar, Bizle Çöz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karekök konusuna değineceğiz. Öncelikle tam kare birkaç sayının tam karesine daha doğrusu sizlerle bakalım. Mesela 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 100'ün karesi, o 100'ün karesi değil, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 361, 20'nin karesi 400 ve bunlar dışında 25'in karesi 625, 30'un karesi yazamadım 900 ve 40'ın karesi 1600. Şu kısma kadar olabildiğince öğrenirseniz sizin için soruları çözmekte biraz yardım olacak. Şunlara da aşinalığınız olsun arkadaşlar. Şimdi 196 14'ün karesiydi değil mi? O zaman karekök içerisinden karekökün derecesi 2 olduğu için direkt çıkabilecek bir sayı. 225 15'in karesiydi. Bu da bir ifadenin karesi olduğu için karekök içerisinden çıkabilecek bir sayı. 100 10'un karesiydi. Derecemiz 2, kare olduğu için 10 karekökten çıkabilir. Yani 100 karekökten 10 olarak çıkar daha doğru bir ifadeyle. 289 17'nin karesi idi. O zaman 289 da karekökten 17 olarak çıkacaktır. 900 30'un karesi idi. O zaman 900 karekökten 30 olarak çıkacaktır. 4 2'nin karesi idi. O zaman 4 de karekökten 2 olarak çıkacaktır. Şimdi bazı kareköklü sayılar vardır ki karekökten çıkmaları olası bir durum değildir. Şimdi mesela 8. 8 herhangi bir tam sayının karesi olmadığı için karekök içerisinden çıkamayacaktır. Mesela kök 9'da biz 3 diyoruz. Kök 4'de 2 diyoruz. Ama kök 8'e yaklaşık olarak bir değer biçebiliyoruz. Ve biz bunu nasıl yapıyoruz? Hemen biraz göz gezdirelim. Şimdi 0 karekök içerisinde zaten 0 olarak bulunacak. 1 karekök içerisinde 1. Karekökten 2 olarak çıkan sayımız 4 idi. Karekökten 3 olarak çıkan sayımız 9'du. Şimdi karekök içerisinde 8 var ise şu aralıkta bir değer. O zaman karekök 8, karekök 4 ile karekök 3 arasında, 9 arasında bir ifade. Ve 8 ifade olarak 9'a daha yakın olduğu için karekök 8 3 tam sayısına daha yakındır. Gelin bunları birkaç örnekle pekiştirelim. Şimdi kök 50. Bildiğimiz kareler nelerdi? Mesela 6'nın karesi 36'ydı, 7'nin karesi 49'du, 50'ye yaklaştık fark ediyorsanız. 8'in karesi ise 64 idi. O zaman kök 50, kök 49 ile kök 64 arasında bir sayıdır.
49 ile arasındaki sayı 1, 64 ile arasındaki sayı 14 olduğu için 7 tam sayısına yakındır. Kök 63'e bakalım. Zaten kök 8'in karesi 64 demiştik. 9'un karesi 81 olduğu için, demeyelim, 63'ü geçmiş olduk. Yine bu ifademiz 7 ile 8 arasında bir ifade mi? Yani kök 49 ile kök 64 arasında olacak kök 63. Peki kök 63, kök 49 ama kök 64'e mi yakın dersek? Kök 64'e daha yakındır. O zaman 8 tam sayısına yakın. Şimdi 218. 218 bir bakalım şu ifadeler arasından. 218 bu aralıkta değil. 218 bu aralıkta değil. Ancak şu aralıkta değil mi? Yani 218 ifademiz kök 196 ile kök 225 arasında bir ifade olup 196'ya mı 215'e mi daha yakın kısmında, sanki 215'e daha yakın. O zaman 15 tam sayısına yakındır diyoruz. Şimdi birazcık soru çözelim bununla ilgili. Şimdi şekilde 16 santimetre uzunluğunda AI yolu 8 eş parçaya ayrılmıştır. İlk önce bu kısmı hemen yerine yerleştirelim. Şimdi 8 eş parçaya ayrılmış ve 16 santimetre ise her parçanın uzunluğu 2 santimetre midir? Bir ucu A noktasından bağlı ip çekilince en fazla FG noktasına gelmektedir. FG noktası arasına gelmektedir diyor. İpin metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi FG noktasına geliyorsa, bir kere ipimizin yaklaşık olarak değerine bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, yani 10 virgül bir şey değil mi ifademiz? Ancak en fazla alabileceği ifade de 12. Yani ipimizin uzunluğuna x dersek, ipimizin uzunluğu 10 ile 12 arasında bir ifade mi? O zaman şu ifadeye bakalım. Kök 60 ifadesi 49 ile 64 arasında bir ifade, yani 7 ile 8 arasında ipimizin uzunluğundan küçük kaldı. 95'e bakacak olursak, bu da 81 ile 100 arasında bir ifade, yani 9 ile 10 arasında bir değer. O zaman bu da ipimizden kısa kaldı. 110'a bakacak olursak, bu 100 ile 121 arasında bir ifade, yani 10 ile 11 arasında. Bu belki olabilir. Şu ifadeye de bakalım. Belki olabilir değil bu arada bu. 190 ifadesi 10 iç keşke ifadeyi ilk önce yazsaydım. 169 ile 196'nın arasında bir ifade. 169 13'ün karesiydi. 196 14'ün karesiydi. Bu da ipimizin boyunu geçtiği için olmayan bir şık. O zaman 110 bu ipimizin uzunluğu olabilir. Şimdi başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Alanı 169 santimetre olan kare şeklindeki kartondan. Şimdi bu karemizin alanı 169'muş. Alanları 25 santimetre ve 36 santimetre olan kare şeklindeki kartonlar makasla kesilip atılıyor. Kalan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bize soruyor. Ben sizin için şuraya ufak bir not bıraktım. Şimdi karenin alanını vermişse ve bizim kenarlara ihtiyacımız varsa, karenin alanını
kareköke almamız gerekiyor. Neden? Çünkü hatırlarsanız karenin bir kenarı A ise karenin alanı A kare oluyordu. A karemiz bizim 169 ise aslında direkt şu ifadeden ezberimiz üzerinden de yapabiliriz. Neyin karesi 169'du? 13'ün karesi 169'du. Ama eğer ifademiz tam kare bir ifade değilse karekökü almanızda fayda var. Arkadaşlar, şimdi o zaman buranın kenarı 13'müş. Şimdi şu kare için bakalım. Bir kenarı B olsun. B karemiz 36 ise B buradan 6'nın karesi 36 olduğu için 6. Şunun için C diyorum. C karemiz 25 ise C buradan 5'in karesi 25 olduğu için 5. Yani şurası 5, burası 5 ve burası 5'ti. Şimdi şu parçanın toplamı 13 eksi 5'ten 8 iken bunun kenarını 6 bulmuş idik. 13 eksi 6'dan şu parçalarda 7. Şimdi o zaman çevresini toplayalım. Bir 13 var. Farklı bir kalem alayım. Daha net görelim. 13 var. 13 var. Şu ikisinin toplamı 8. 5, 5, 5'ten 15 var. Şu ikisinin toplamı 7. Ve 6, 6, 6'dan 18 var. Çevremiz bu işlemin sonucu olacaktır arkadaşlar. Şimdi biz sizle farklı bir ifadeye geçelim. Şimdi A kök B gösterimine geçecek olursak bu da bir nebze karekökten tam olarak çıkmayan ama içerisinde karekökten çıkabilecek çarpanları bulunan ifadelerin gösterim şekli aslında. Mesela kısaca dersek tam olmayan sayıların kareköklerini alma işlemidir. Kök 18'e bakalım. Şimdi kök 18 için öncelikle tam kare yardımıyla bakalım. Şimdi 18'in çarpanları 1 çarpı 18 var. 2 çarpı 9 var. Ve 3 çarpı 6 var. Çarpanları içerisinden karekökten çıkabilecek tek çarpan 9. O zaman ben 18'i kök 9 çarpı kök içerisinde 9 çarpı 2 diye ayırırsam 9 kısmını karekökten çıkartabilirim ve o da 3 olarak çıkar. 2 karekök içerisinden kalır. İfademiz bu formata dönüşür. Bölen listesi yardımıyla karekökten çıkarma işlemini kullanacaksak 18'i çarpanlarına ayırmamız gerekir. Onun için de İlk önce 2'ye böldüm 9, 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi 3'ten 2 tane olduğu için 3 üzeri 2 çarpı 2 formatına dönüşecektir. 3 üzeri 2 karekökten çıkabilecek bir ifadedir. O da 3 olarak çıkar ve 2 karekök içerisinde kalır. Şuradaki birkaç örneğe bakacak olursak 32 bunu tam kare yardımıyla yapalım. 16 çarpı 2 bu artık aşina olduğumuz bir ifadedir. 16 karekökten 4 olarak çıkıyordu ve 2 karekök içerisinde kalacak ifadedir. 54'ü 9 çarpı 6 olduğunu biliyoruz. O zaman 9 karekökten 3 olarak çıkacaktır. 6 karekökten çıkabilen bir ifade olmadığı için kalacaktır. 72, 36 çarpı 2 formatında da yapılabilir ama biz şurada ufak bir çarpanlara ayırma yöntemini yani bölen listesi yöntemini kullanalım. 72'yi 2'ye böldük 36, 36'yı 2'ye böldük 18, 18'i 2'ye böldük 9, 9'u 3'e böldük 3, 3'ü 3'e böldük 1. Şimdi 3'ten ve 2'den 2'şer tane olduğu için bunlar direkt karekökten çıkacak. Tek kalan 2 de karekök içerisinde kalacaktır.
ve sonucumuz 6 kök 2 olacaktır. Şimdi A üzeri 2, B üzeri 2 ve C. A üzeri 2 karekökten A olarak çıkarken B üzeri karekökten B olarak çıkacaktır. Ancak C tek olduğu için karekökten çıkamayacaktır. Karekökten çıkarma işlemi bu kadardı. Şimdi mesela diyelim ki karekök dışındaki bir ifadeyi karekök içine almamız gerekiyor. Bunda yapacağımız ifade nasıl bunda kareyi dışarı çıkarabiliyorsak içeriye alıyorken de sayının karesini alacağız. Mesela A burada karekök içine girecekse A'nın karesini çarpım olarak yazacaksınız. O zaman 5 kök 2, 5'in karesi çarpı 2 formatına dönüşecektir. 25 çarpı 2'den kök 50 gelecektir cevabımız. Ya da 6 kök 3, 6'nın karesi çarpı 3 formatına dönüşecektir. 36 çarpı 3'ten 108 oluşacaktır. Şurada ufak bir uzunluk incelemesi yapalım. Büyüklük, küçüklük daha doğrusu. Şimdi kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş bir dörtgenimiz var elimizde. Ve bize en uzun kenarı soruyor. En uzun kenar olması için bizim bunların hepsini aynı formata döndürmemiz gerekiyor. Bunun için de hepsini karekök içerisine almamız daha kolay bir yöntem. Kök 42 zaten karekök içerisinde olduğu için olduğu gibi bırakıyorum. 4 kök 3, 2 kök 10 ve 7 var. Şimdi 4 kök 3 için bu formatı kullanacağım. O zaman 4'ün karesi çarpı 3 gelecek. 2 kök 10 için de aynı formatı kullanacağım. 2'nin karesi çarpı 10. 7 için de bir karekök ifadesini yazıyorum ve 7'nin karesi oluyor. 16 çarpı 3'ten bu kök 48'e. 4 çarpı 10'dan kök 40'a. 7'nin karesinden kök 49'a dönüştü. Karekök içerisindeki ifade en büyük olan bize en büyük karekök değerini gösterir. O zaman kök 49 bizim en uzun ifademiz, yani en uzun kenarımız burası olmuş oldu. Bu videomuzda buraya kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda karekökle ilgili ifadelerin devamını işleyeceğiz. İşlediğimiz kısımlarla ilgili bol bol soru çözmeyi unutmuyoruz. Ve pratik olabildiğince pratik yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü ifadeler kolay gibi gözükse de soru çözmedikçe pekişmeyecek şeyler. Olabildiğince soru çözün. Kendinize iyi bakın.